Dünyadan spor dedik, haberimiz ekranlara geldi. Şimdi Skype bağlantısında Hüseyin Özkök'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın Demet, hoş bulduk. İyiyim, iyi sabahlar diliyorum sana ve herkese. Çok teşekkür ederiz. Yine manzara ve hava güzel gözüküyor orada. Hemen başlayalım. Ama buyurun. Biraz puslu gibi ama olsun, güzel yine de. Yine de güneş olsun bizim için yeterli. Burası da güzel, onu da söyleyelim. Peki az önce Hollanda'nın dev kulübü Ajax'la ilgili bir haber ekranlara geldi. İsterseniz onunla başlayalım. CEO Alex Kroese kulüp hissesi aldığı için açığa aldı, görevinden uzaklaştırdı. Peki detaylar nedir ve sizin yorumunuz tabii ki. Evet, bu futbol dünyasında çok sık rastlamadığımız bir şey, evet. Demet. Çok çeşitli olaylara, konulara giriyoruz, konuşuyoruz ama bu hakikaten uzun zamandan beri benim ilk rastladığım bu tip bir olay. Hisse almış Alex Kroese Ajax'tan ve bunu aslında kendi göreve gelmeden önce kademeli olarak sürekli aldığını, hatta 2 Ağustos günü, yani 2 Ağustos 2023 günü Ajax kulübüyle bu iş görüşmesi yapmadan önce 26 Temmuz 2023'te bu hisse alımını bıraktığını söylüyor. Hı. Ondan sonra da 2 Ağustos'taki görüşmede anlaşma sağlanınca Alex Kroese hisse alımını tamamen durdurmuş ve bir daha hisse almamış. Kendisinin kesinlikle içeriden bilgi almadığını söylüyor bununla ilgili olarak. Ama tabii ki bu işler böyle yürümüyor. Özellikle sermaye piyasasında bu işler suç sayılıyor. İçeriden bilgi almak veya içeriden bilgi sızdırılması. Çok ciddi konular bunlar. Hı hı. Ve tabii ki Ajax kulübü borsaya kota bir şirketi de olduğu için bu bağlamda bunu mutlaka çözüme kavuşturmak zorunda. Yoksa borsadan çok büyük bir ceza da yiyebilir. Dolayısıyla bir soruşturma açmışlar ve Kroese'ye el çektirdiler işten. Evet. Yapılacak soruşturma sonrasında durumu netliğe kavuşacak. Ama enteresan bir olay. Yani hani fikir de yürütemiyorum. Bakalım ne olacak? Hani onun kısa bir süre öncesine kadar işe başlamadan hisse alması etik mi, değil mi? İçeriden gerçekten bir bilgi sahibi oldu mu göreve başlamadan önce? Bunları tam olarak bilmiyoruz. Kendisi almadığını iddia ediyor. Sadece kulübün geleceğini iyi gördüğünü ve bu bağlamda evet. da Ajax hisselerine yatırım yaptığını söylüyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. İleriki haftalarda seyircilerimize de aktarırız gelişmeleri. Peki, bir diğer konu başlığımıza devam edelim. Bu arada inanılmaz tatlı bir kuş sesi geliyor. Evet evet, bu bahar geldikten sonra kuşlar cıvıl cıvıl başlıyorlar sabahleyin. Arkada fon kullanıyorum. Aynen öyle gibi. Peki Almanya Kupası'nda ilk finaliste belli oldu. Nasıl bir final bizleri bekliyor? Şimdi Almanya Kupası'nda bu sene büyük sürprizler yaşandı, bu sezon diyeyim. Bu sürprizlerin başında da yarı finalde sadece tek bir Bundesliga takımı olması. O da Bayer Leverkusen. Evet. Bayer Leverkusen zaten bu sezonun yıldızı. İki tane ikinci lig takımı vardı. Biri Kaiserslautern, diğeri Fortuna Düsseldorf ve bir de üçüncü lig takımı ki bu sezonun kupadaki en büyük sürprizi Saarbrücken. Birinci Bundesliga takımlarını Bayern Münih de içinde olmak üzere eleyerek yarı finale kadar geldi ama dün akşam artık o Saarbrücken mucizesi finale kadar ulaşamadı ve Kaiserslautern rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek finale kaldı. Kaiserslautern Almanya Bundesliga 1'de şampiyon olmuş bir kulüp. Almanya Kupası'nda daha önce iki kez kazanmışlığı var. Şu anda 2. ligde de küme düşmemeye oynuyor Demet. 16. sırada, yani küme düşme hattının içinde. Dolayısıyla hani öyle çok da iyi bir takım değil aslında ama Saarbrücken'e güçleri yetti ve karşılaşmayı 2-0 kazanarak finale hatlarını yazdırdılar. Bu akşam da Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen'la karşılaşacak ama deplasmanda karşılaşma Bayer Leverkusen sahasında oynanacak. Bayer Leverkusen'i hep konuşuyoruz. Xabi Alonso ile birlikte bu sene adeta bir mucizeye imza attılar ve Bundesliga'da şampiyon olmak üzereler. İşte Almanya Kupası'nda da bence en büyük favoriler Fortuna Düsseldorf'u geçerler bu akşam. Evet. İki şehir arasında sadece 40-50 kilometre var. Bir derbi niteliğinde karşılaşma aslında. Aynı eyaletin iki takımı. Bu akşam Fortuna Düsseldorf'u yenerek Leverkusen'da finale kalır diye ben bekliyorum. Yani bir Leverkusen Kaiserslautern finali Berlin'de, olabilir. Olimpiyat stadında sezon sonunda izleyebiliriz.
Ama Saarbrücken mücadelesi dün akşam bitti. Peki. Devam edelim. Irkçılık diyelim. Zaman zaman konu alıyoruz sizinle de. Bu haberde biz dün yine izleyenlerimize aktardığımız bir haber. İspanya 3. Ligi'nde yine bir ırkçılık vakası var. Evet, biz A Spor olarak haberlerimizde aktardık bunu ama ben hep bu ırkçılık konularına insanların dikkatini çekmek için değinmek istiyorum. İspanya 3. Lig'de Sestao River Club'la Roya Mahadahonda okuyabildim. Hı hı. 85 dakikada 2-1 penaltıyla öne geçiyor ev sahibi kulüp. Fakat oradan hemen görüntüleri de izliyoruz. Kale arkasından zenci kaleciye bir ırkçı saldırı oluyor, taciz oluyor sözlü olarak. O da dayanamıyor, tribünlere müdahale ediyor ve hakemden kırmızı kart görüyor. İşte bu da bizim hani bu Trabzonspor Fenerbahçe maçında futbolcuların seyirciye müdahale etmesiyle aslında benzer bir durum. Futbol kuralları futbolcuların seyircilere müdahale etmesini ne olursa olsun kesinlikle yasaklıyor ve hakemlere kırmızı kart gösterme talimatı veriyor. Evet. Orada da kırmızı kart görmüş. Bakalım federasyon nasıl bir ceza verecek oyuncuya ama tabii ki takım da sahadan çekilince iş bambaşka bir yere taşındı. İspanya Futbol Federasyonu masa başında halledecek bu konuyu. Takımın sahadan çekilmesi tabii ki hükmen mağlubiyeti gerektiriyor. Hı hı. Ama zaten de maç 2-1'di. Ev sahibi takım öndeydi. Maç kaldığı yerden mi devam eder, tamamlanır yoksa hükmen galip mi gelir ev sahibi? Bunu tabii ki federasyon kararından sonra göreceğiz ama çok kötü. Maalesef Avrupa'nın her yerinde bu tip ırkçılık olaylarına rastlıyoruz. Ya bitmek bilmiyor ama işte seyircileri de tek tek ağızların içinde bakamıyorsun ırkçı mı değil mi diye. Yani maalesef bunlar münferit de olsa oluyor. Avrupa'nın da çözüm bulamadığı konu bu ne yazık evet, ki. Evet, yani hakikaten çözüm bulmak çok kolay değil. Devam edelim. Brand Kulübü ile UEFA arasında bir mafya cezası tartışması var. Nedir bu tartışma? Bu da ilginç bir konu. Brand Kulübü var Norveç'in. Onun kadın takımı Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. İşte daha önce hakem kararları nedeniyle bir şekilde bozulmuşlar Brand taraftarları UEFA'ya ve pankart atmışlar bir tane UEFA mafya diye. Bu pankart sonrasında da UEFA Brand Kulübü'ne 5.000 euro ceza vermiş. Bu cezaya şiddetle itiraz ediyor Brand Kulübü. Bu tamamen düşünce özgürlüğü kapsamında bir pankarttır. Biz bu cezayı kabul etmiyoruz, itiraz ediyoruz diye UEFA'ya itirazda bulunmuşlar. Hatta belki kasa dahi götürmeyi planlıyorlar. Yani bunu aslında hani 5.000 euro çok büyük bir para değil belki bu kulüp için ama bunu bir böyle onur meselesi gibi bir şey yapmışlar. Ve böyle bir durum ortaya çıkmış. Bakalım ben de merak ediyorum bu ceza geri alınacak mı? İtirazı kabul edecek mi Brand Kulübü'nün? Yani UEFA mafya demek yani mafya suçlaması yapmak bir ifade özgürlüğüne mi girer? Bunu bilemiyoruz ama onu yine önümüzdeki dönemde göreceğiz. Peki devam ediyorum. Alman milli takımından bahsedelim. Çünkü formasında 44 numara kullanılmayacak. Şimdi bu çok enteresan bir konu Demet. Gerçekten şimdi Alman milli takımının yeni bir forması var. Evet. O formanın arkasındaki numaralarda Alman milli takımının anlaşmalı olduğu veya da federasyonun anlaşmalı olduğu 2020'de de devreden çıkacak firma bu Nazilerin gamalı haç işaretinin karakterlerine benzeyen bir karakter kullanmış numaralarda. Evet. 44 numarada 2-4 yan yana geldiğinde bu gamalı haç izlenimi veriyor. Gerçekten öyle yani. Evet, ben de ilk gördüğümde değil mi? Yani sen de o izlenime kapılmadın mı gördüğünde? Yazı fontu direkt belli gibi. Öyle gibi yani. Bu bayağı bir tepki toplayınca işte firma bu 44 numarayı basmama kararı aldı. Federasyonun da tabii ki uyarısıyla bu bayağı tepki gördü Almanya'da. Almanya'da Nazi propagandası yapmak ciddi bir suç. Dolayısıyla bunlar başımız derde girmesin diye bu 44 numarayı devreden çıkardılar. Hani karakter de değiştirmediler. Çünkü milyonlarca forma dağıtacaklar. Numaralar hazırlanmış. Belki farklı bir karakterle çıksaydı bu kadar göze de batmayabilirdi. Tabii. Zaten başka bir karakter olsa bir problem olmazdı ama bu hakikaten çok benzeyen bir karakter kullanmışlar. Ama çabuk müdahale edildi. 44 numara kullanılmayacakmış bundan sonra bu formalarda. Yani
gidip bir taraftar da Alman milli takım forması alsa 44 numarayı bastıramayacak. Zaten sahadaki oyuncular 44 numaralı oyuncu yok Alman milli takımında. Bir problem evet. olacağını sanmıyorum. Peki son konu başlığımıza geçelim. Serie A ve Lig 1'e yeni isim sponsorlukları var. Şimdi Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga dışında 3 büyük lig, Fransa, İtalya, İspanya liglerin ön veyahut arkalarında sponsor isimleri kullanıyorlar. İspanya'da mesela bu sponsorluk bu sene başında değişmişti. Şimdi İtalya ve Fransa'da da yeni sponsorlar lige isim sponsoru oluyorlar. İtalya Serie A'da 27 milyon euro veren bir firma 2 artı 2 yıllık bir anlaşma imzaladı Serie A yönetimiyle. Diğer yandan da Lig 1 yönetimi başka bir yiyecek firmasıyla, bir fast food firmasıyla 3 yıllığına bir anlaşma yaptı. Yani bundan sonra bu ligler o firmaların adıyla anılacaklar. La Liga'da o şekilde şu anda yeni sponsor ismiyle anılıyor. La Liga'nın daha önceki sponsoru bir bankaydı, isim sponsoru. Şimdi o değişti. Başka bir firma oldu. Bir oyun firması, yani bilgisayar oyunu firması oldu. Evet, biz normal ismi o kadar alışmışız ki çok telaffuz etmiyoruz, sadece La Liga diyoruz. Evet, biz telaffuz etmiyoruz. Onlar tabii hani biz nasıl bizim ligimizde de ligin başında bir isim var aslında. Evet. Spor Toto Süper Lig diyoruz. Evet. Dolayısıyla bu üç büyüklükte de isim sponsorları kullanılıyor. Ama mesela Premier Lig ve Bundesliga Almanya ve İngiltere bu geleneklerine bağlı oldukları için Bundesliga'nın veya Premier Lig'in başına herhangi bir sponsor ismi getirmiyorlar. Onlar da bu şekilde bir yol izliyor. Peki, çok çok teşekkür ederim size. Güzel bir gün diliyorum tekrar. Hoşçakalın. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi günler, kolay gelsin. Hüseyin Özkök'le dünyadan spor haberleriyle birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ve bağlantımızla birlikte sabah sporundaki bu saat dilimimize de noktayı koyalım. Noktaladıktan sonra ekranlarınıza La Liga'dan özet görüntüler gelecek. Özetlerin ardından saat başında stüdyo konuğumuz ve ben tekrar buradayız.